Türkmen mutfağından bir günler sizlere iyi Ramazanlar, iyi günler diliriz. Bugün sizler için aynen güzel bir yemek hazırlamışıq ve devam edeceğiz sizlerden güzel bir şekilde. Tabii bugün farklı bir yemek olacaktı sizlerin karşısında. Bu da aynı istenmişti abladan. Ona göre yapacaktı bugün sizler için yemeği. İlk önce Diyarın ablamıza tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Ben ilk önce numaraları hatırlattım bizlere bağlanmak için. 0771-466-8134. Diğer numaramız ise 0773-333-7353. Bu numaralardan bizlere bağlanabilirsiniz. Ablamız bugün Diyarın bizler için ne hazırlayıbsınız? Bunları bir detaylı şekilde, özet şekilde anladığın nelerimiz vardı bugün? Bugün badıcan tepsisi halka şeklində yapacağıq. Şofan çorbası. Şofan bildiğimiz yulaf çorbasıdır. Yulaf çorbası. Bəli, bu. Orada da tabule yapacağıq inşallah. Salata olacaq mı? Tabule şey salata, edacağıq. Salata tabuleli. Çok güzel. Bugün neyden başlayacak ilk önce? Tabuleden başlayalım. Tamam o zaman tabuleden başlayalım. Ben de size ana yemağın miqdarını veririm size. Patlıcan tepsisidir. 1 adet soğan, 4 adet patlıcan, 3 tutam patates, 3 adet patates, 3 adet domates, 2 adet biber, 2 diş sarımsak, 3 kaşık salça, yarım bardak sıvı yağ, karabiber, tuz, biryani baharatı, 500 gram kıyma. Bunları patlıcan tepsimize ekliyoruz. Bunlar detaylı bir tarifti. Bu bir aile yemeği kadar çıkabilir. Ha, bir tepsi çıkar. Çok güzel. İlk önce salatamızdan başladık. Hatta diğer zamanımızı ana yemeğe ayırağın. Bir küçük adet soğanı doğrarıq. Bu kaseni buradan yana alağın. İstediğiniz zaman seslerini veririm siz özüm. Tamam, bunu da kaldıram zaten. O zaman bu yana bırakalım özüm. Ben vaxt dar olduğu için hazırlamışam. İyi edibsin. Zaten her gün bir yemeği de hazırlırıq, hazır bir şekilde bırakırıq. Vaxtdan tarafa. Vaxtdan tarafa pişmanından dolayı. Maydanozu bırakırıq. Maydanozu da bıraktık içine. Tabii tabulenin esas yemeği maydanozdur içinde değil mi? Tamam. Maydanozdan çerağızdır. Bu maydanozdu bıraktık şu maydanoz an. Maydanoz oğlu hasta oğlu. Hasta ama oğlu. Maydanozdan daha dağıtlı çıxar. Genelde biz hep maydanozla yemişik özüm. Maydanozdan dağıtlıdır. Ben veririm size tamam. Yavrum. İndi kerauzunu da katarıq. Biraz daha kerauz bıraktık özüne. Sır savuz verin bana buraya. Yok biz onu yana. Tamam. Kalsın burada. İhtiyacı olur özüne. İhtiyacı oldu mu? Yok ihtiyacım yok. Tamam Allah'ım bunu. Verim şeyi burgulu da. Burgulu. Burgulumuz da vardı burada. Tabii tabulenin esaslarından biri burguldu, diğeri de maydanozdu. Maydanozdu. Onları da ekliyoruz. Domatesini koyduk. En hızlı salatalardan biri budur. Ha, çok da tatlıdı. Bir bağlantımız vardı. Allah'ın özün. Alo. Alo. Merhaba Cenna. Merhaba Cenna Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karın doğru cevap ne canım? Bəli. Tava kebabı. Tava kebabı. Tava kebabını. Tamam, tava kebabını inşallah yapacağıq. Ablam. Bəli, dinlirik sizi, buyurun. Bağlantısı pek iyi değil, hatta iyi değil. Abla, tava kebabını anladım. Teşekkür ederek bağlandığınız için ama biz sizi anladık tava kebabını üstüne. Tava kebabını da yapacağıq inşallah, onu da anlatırım üzerine. İnşallah. Buradan size uzadım yağ, zeytin bir şeyler. Ha, kalan malzemesini de verirsen. Buyurun, bu zeytinyağıdır. Zeytinyağıdır yoksa bildiğimiz sıvı yağımız mı? Yok, zeytinyağıdır. Zeytinyağıdır. Salataya zeytinyağı. Bunun tuzunu bırakırıq. Birazcık tuz bıraktık özüne. Bunların da tarifini birazdan sizlere detaylı bir şekilde veririk. Tabi tabule her zaman istenen bir yemeklerden biridir, salatalardan biridir. Hem dedi hazır, çok tez hazırlanma. Tezdi ha. Aynen. O zaman ben sizlere güzel bir şekilde tabulenin tam esaslı tarifini veririm. Tabule 2 adet maydanoz, 2 demet maydanoz, 2 adet domates, 1 adet soğan, 1 demet kereviz, yarım bardak sıvı yağ, limon suyu, tuz. Bunları ekleriz. Azıcık da birazcık karabiber ekleriz o zaman. Biraz karabiber. İsteyene. İsteyene bıraksın, istemeyene de bırakmasın.
Zeytin de ekler gözle. Zeytin de ekler ama isteyen ekleyebilir. Güzellikti. Aynen. Çünkü genelde çok yanında o kadar zeytin görmürük tabulana. Bir az böyle güzellikti ben dedim. Olsun. Zaten mescisini de bırakırım. Güzel oğlu zeytin. Ha şey, zeytinle tatlı oğlu. Güzel oğlu şekli. Salatamız tamamen hazırdır. Hazır oldu. Zeytinini de bırakalım. Zeytinimizi de ekledik özüne. Nasıl bırakırız? Peki şunu anladım. Biz bu burgulu bırakmadan önce ne etmiştik özüne? İbitmiştik burgulu. Biz ibitmiştik. Ha, ilk suda. Yok yok olmaz. İlk suda ibitirik özüne. Ne kadar fetreye mesela? 10 dakika. 10 dakika. 10 dakika yeterli. Bir 10 dakika kadarıyla burgulu ilk önce ibitirik, daha sonradan salataya bırakırıq özün. Bir bağlantımız vardı, onu alalım. Alo. Alo. Alo, merhaba Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben anlaşılmadı sesiniz, yavaş bir şekilde tekrardan desiniz. Anlamıram ben de. Ben de hiç anlayabilmirəm. Abla yavaş bir şekilde de sağız. Acaba tarif mi siz? Bir yemağın tarifini mi siz yoksa ablaydan mı konuşmalısınız? Yok, yemek değil mi yemek? Yani ben dedim, bu programlarda çalıştığım zaman, yemek için yemek için söylerler. Hiç anlamırıq abla. Hiç anlamırıq. Sesu tamam gelmedi. Edebiliriz sağız eğer bize tekrardan bağlanın. Güzel bir şekilde belki hatanı biraz yoğun olduğu için iyi sizi anlamadık. Tekrardan bağlanmağınızı bekleriz. Sizler anlamak için teşekkür ederiz. Salatamız, salatamız Allah, hazırdır hazır buraya. Allah özün. İndi başlayırıq. Vaxtımız kaybetmeyeğin. Ne vaxtınız iyiydi başlarım. Şu an. Ne yapırıq indi? İndi şorbanı yapalım. Ki ana yemağımızı çöfimize göre tamam. Yapalım. Tamam. O zaman çofan şorbamızı yapırıq şu an. Bir adet soğan doğururuq. Soğanımız doğrandı şu an. Şofan şorbasını sizi orada yapan davuz özün hani pek istek var üzerine? Ha, şofan şorbası çok faydalı şeydi. Diyet yapan için de iyiydi. Bir tane diyet yaparsa. Diyet için iyiymiş. Ha, onun için de iyiydi. Biz şofanın tarifini verelim. Çok faydası da var. Tabii kesin vardı. Şofan şorbamız bir adet soğan, yarım bardak şofan, 2 adet domates, 2 kaşık salça, yarım bardak sıvı yağ, bulyon, karabiber. Bunları ekleyerek bulyon dediğimiz macidi. Macidi. Bu maci ne macisidir? Tavuk mu, et mi? Biz günde tavuk bırakırız. Şofan şorbasına et macisi bıraksak daha güzel olur. Bu sefer et bırakacağız. Bu sefer et macisi bıraktık. Bir bağlantımız daha vardı. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba Ercan babası. Hoş geldiniz. Abla Halen çok güzel yemek yaptı. Alo. Sağ olasın. Yemekleri çok güzel. Ben size benim tikme badıncan tikmesini bırakarım. Badıncan tikmesini ne bıraksız? Tamam, onu da yaparız inşallah sizler. Tişmanı da çok sizler bizden. Ne sakabilsen böyle şeyde yapma. Sağ olasın. Sağ ol, Allah razı olsun senden. Sağ ol abla, ben memnunum senden. Sağ ol. Biz memnunuz katıldık uça. Teşekkür ederim. Tişmanın tarifini istedi. Tişma badın tişmasıydı. Bəli. Badıncanları biraz büyük olur. Onu oyarıq. Şeyi de malzemesi de pirinç olu. Yani. Bakalım. Pirinç de eti. Elden doğransa eti daha güzel çıkar. Yani çok onun kıyma etin, şeklinde olmasın. Yok. Yani böyle kıyma olmasın. Elden doğrasa güzel çıkar. Güzel. Onu elden doğrayandan sonra katarız pirincine. Yani. Biraz tomato suyu koyarız. Karabiber. Kari koyarız.
baharatını bırakırıq, onu qatarıq. Şeydə adam var çerauz dəstəyi var, samırsaq. Qatarıq barabar gözün. Birincidən biraz ziyet yağıydan badıncaları doldururuq. Doldurandan sonra atıçarıq özün. Bəli. Onun durusunu da ayrı bişiririk. Güzel. Hemen durusunu atarıq özün bişer. Damata aş kimi bir duru edərik öz iti. Çok onu güzel. Onu da çok güzel dağıtla çıkar. Onu da inşallah yaparıq macalımız i̇nşallah. Olsa zamanımız şey etsin. İnşallah. Teşekkür ederim. Şimdi bir kısa aramız vardı. Kısa aradan sonra tekrardan karşınızda olaq. Kalın bizimle. Bu program Şifhanan sponsorluğundadır. Değerli izleyenler, kısardan sonra tekrardan karşımızda olduq. Orada da soğanı kavurmağa bırakmıştık. Soğanı kavurduk. Aynen. Biz gelin, davamımızı getirin hemen. Domatasını da bırakırıq. Domatesi de üstüne bıraktık. Hepsini bir arada üstüne bırakırıq, değil mi? Ha, bir arkasıyla koyarım. O zaman ben size yardımcı olum. Bunu da verim. Ana yemağın tarifini sizlere tekrardan veririm. Patlıcan tepsisi. 1 adet soğan, 4 adet patlıcan, 3 adet patates, 3 adet domates, 2 adet biber, 2 diş sarımsak, 3 kaşık salça, yarım bardak sıvı yağ, karabiber, tuz, biryani baharatı, 500 gram kıyma. Bunlar biryanimizin tarifidir. Biryani dedim, pardon, patlıcanımızın tarifi, aklım biryani dedi. Biryani istem yaparım biryani. Yaparım bir gün biryani, hoştu. Dün önce galiba biz evde yapmıştık. Bir kere sarısın yedirik, etmemiştik. İnşallah. O zaman sarısını yaptığımızda üzerine bir şey yaparım. Bir kuzu yaparım. Tamam. Bir o zaman bir indi tam oldu. Olsun. Tamam. Tamam o olsa yarın yaparız inşallah. İnşallah. Onu bir bakın siz ne şekil uyuru, ona göre yaparım özüm. Salçamızı bıraktık. Salçasını da kavururuz barabarca. Bu şofandı. Pek şeklini görmemişim pişmeden önce. Şimdi görürüm. Pişmeden de yoğurt tanıyabilirsin özüm. Bir güzel dağı çik var. Çik çik. Ben yarımda et yapandım. Yani bunu yoğurdun içine koyarak? Yoğurttan katarsan yesen güzel dadı var. Güzel, o zaman buradan size güzel bir fikir veririk. Hani diyetteyseniz, rejimdeyseniz şofana katabilirsiniz, çik çik yoğurda yersiniz. Ben şofan tarifini sizlere tekrardan veririm. Şofan şorbası. 1 adet soğan, yarım bardak şofan, 2 adet domates, 2 kaşık salça, yarım bardak sıvı yağ, bilyon karabiber. Bulyonumuzda et mi aldı bu sefer seçtik. Yani et macisini koyarız. Et macisi bıraktık ama tavuk da olur. Tavuk da olur. Et macisini daha güzel tatlı eder özün. Bes o suyu da yardım edersen verirsen bana. Buyurun. Macisini koyduk. Bir az tuz koyduk. Soğanı böyle güzel erisin. Macide daha ihtiyacımız yoktu. Suda bırakırıq özünə aldıq qədər, yəni
Zaten biz adet olarak verdik ama siz orada fazla yapsanız ama özünüz tamam, biliriz artık ne kadar bırakarsınız. Şofan özü şey kimindi, şişer. Pirinç kimindi yani? Nece şey halimin dökmesi. Ha. Böyle şey kimindi, şişer. Yani o zaman fazla suya mı ihtiyacı fazla var? Fazla suya ihtiyacı olur. Güzel. İstesek de biraz bırakabilir. Şimdi bu kadar yeter. Çok güzel. Suyu buraya alak, belki tekrardan ihtiyacı olmayacak. Şunu merak ettik, şofanla yapabileceğimiz başka bir yemek vardı. Şofanla da bir tatlı şey de yapılır. O da tatlı. Güzel çıkar, sütten. Sütten güzel. Şofan, biraz dartın bırakırız. Evet. Çok güzel şey olur. Böyle tatlı şeyler için olur. Güzel. Şimdi bu kadar karıştırdık özün. Güzel. İstersen onu bırakalım, yavaş yavaş pişsin, biz ana yemeğimize başlayalım. Tamam, bunu koyarız. Ana yemeğimize başlayalım. Aynen. Etin katarız inçevelden 500 gram et dediğimiz için. Ne etidir o? Ben çok bızav et istemal ederim çünkü kızıldır. Bu yemekte yağlı et hoş olmaz. Güzel. Buna samırsak koyarım. Samırsak ekleri gözüne. Gidiş samırsak besti 500 grama. Güzel. Ana yemeğimizin tarifini tekrardan sizlere veririm. 1 adet soğan, 4 adet patlıcan, 3 adet patates, 3 adet domates, 2 adet biber, 2 diş sarımsak, 3 kaşık salça, yarım bardak sıvı yağ, karabiber, tuz, biryani baharatı, 500 gram kıyma. Biryanimizin tarifidir. Pardon. Ha, biryani istesen. Yarın biryani yaparım sana. Aklımdaydı biryani. Luzum dile bıraktım. De güzel geldi biryani. Basit. Biryani. Ah, içinde biryani baharatı andırır ya. Ha, biryani baharatı var. Tamam. Ondan dolayı biryani. Yo, onun kokusu girir burnuma. Aynen. Yolda gelenden yemek yedirdiler evde. Bizim evde yani Alem evde yemek yedirdi. Evet. Biryani kokusu aldım. İşte o biryani kalıp yadı. Yarın istirah biryani. Yarın yaparız sütü, biryani, sarı biryani. Üstünde de kuzu. Üstünde de kuzu. Böyle bir ketef ya bir budu yedirir inşallah. İnşallah. Bes o zaman ister, vakt ister pişmesi için. Bir, bir hazırlarım, bir de öküzde pişirem bir tane alışsınlar. İnşallah. Şu an kıymamızı içine ekledik, tuz ekledik. Bu şekilde bitti kıymamız. Aynen. Kıymamız hazırdı. Tamam. Buna ihtiyacı var değil mi? Buna ihtiyacım var. Domates için falan. Şeyleri doğrayayım, teç teç kavurmaya koyayım. Tamam. Yağda kavrulsun. Tamam, bunu biraz yan alalım. Eşyaların halka şekliden böyle bu şekilde doğrarız. Bu şekilde doğrarız özlerini. Biz beklemişiz, yakalamışız. Bunların hepsini yan alalım. Böyle daha iyiydi. El yüz iyi bir şekilde çıksın. Tamam. Birazcık tuz bıraktık özüne. Biraz tuz bırakırız. Çok az bıraktınız. Şeyde de salsasına da koyarım. Ha. Çok olmasın diye. Salsasında var zaten tuz. Yağımız kızdırmıştık. Zamanımız kaybetmiyor. Patatesleri tavaya bıraktık. Her birisinden bir adet yapacak. Tamam. Şu an sadece göstermeli olsun. Göstermeli. Şekilde olacağı bilinsin. Sıra patlıcanlardadır. Alacalı bir şekilde kabuğunu almışız. Daha sonra yuvarlak halka halka şeklinde doğrarız. Halka şeklinde doğrarız. Buna da bir az duz bırakırız. İnsanı da şey, şimdi biberlerini de doğrarım. Her şeyin doğrayayım. Doğrayalım, hazır olsunlar. Hazır olsun. Ama soğan doğramayalım. Geçen gün doğradınız, gözlerim böyle yandı biraz. Soğan hepsinden önemli yemekte. Aynen. Her yemeğe girer soğan. Soğan olsun, sarımsak olsun. Tabii sarımsak pek sevmeyenler var ama çok yemekte de kullanılır. Kullanılır. Soğanla sarımsak. Önemli bir şeydi. Soğan zaten her şeyin dadını duzun yerine getirir. Bir şey de bir de zingi dadı varsa falan mı aparırız? Hepsini aparır. Tavuğun, etin, her şeyin. Çok güzel. Ben dün şey yaptım.
kaz yaptım. Kaz istediler benden. Güzel. Ona 5 adet soğan bıraktım. Burada yapsak biraz vaktiniz yetmez? Bəli, vaxt ister, o zaman ister. Vaxt ister, yani yapabilmem. Ama çok güzel pişti. Yok valla zaman ister o biraz. Çünkü zaten önceden iş yoktu, şeker pişmağında da o da vaxt aldı. Pişmak vaxt aldı bizden. Aynen. Domateslerimiz de doğrandı. Bunları çok kavurmağız. Yani böyle çok kızartmağız özlerin. Az. Az kızardırıq. Özü bilsin fırına girecekti. Ha bir de fırında pişecekti. Sarsada da fırında pişecekti. Çok güzel. Ondan dolayı fazla pişirmirik özün. Soğanlarımız da hazırdı. Sadece patates kaldı. Yo, patatesi zaten doğradık. Tavadadır. Artık diğerini doğramayacağız. Şorbamız da kaynar. Şorba da hazırdır. Yavaş yavaş zaten ana yemeğimiz hazır oldu. Patatesler çıkardık. Sıra neyi verim size? Patlıcan alalım. Patlıcan alalım. Patlıcanı aldık kavurmağa. Ben bunları o zaman kaldırırım. Artık bunlara ihtiyacı yoktu. Yok, biz yani bir şekil bir az adet kavururuz. Vaktimiz dar olduğu için. Aynen. Onları bıraktık. Şimdi bunun sarsasını yaparız. Salçanı ne şekilde yapıyoruz? Biraz isterseniz gelin burada yapın. Yani el yüz açılsın, el yüz altı görünsün. Tamam, ben tabakta işim var, orada işim yok. Tamam. Bir az zeviyağı bırakırıq. Ha, salçanı direkt ben kazanda hazırlısınız. Kazanda. Güzel. Tomata suyu koyarız. Salçasını bıraktık. Biraz kavuralım. Salçamız orada dursun, pişsin. Biz küçük bir ara verelim. Ondan sonra tekrardan karşımızda olur. Bu program Chef Hanan sponsorluğundadır. Kısa aradan sonra tekrardan karşımızda olduk. Patlıcanlarımız pişti. Çok pişirmirik zaten özlerini, az bir şekilde pişirip çünkü fırında zaten tekrardan pişecekler. Az kalıp patlıcanı çıkar. Çok güzel. Şimdi biraz su verirsen bana. Su veririm size, buyurun. Bana bırakın. O salçadı? Bu salçadı şeyindi, tepsiye koyarız, fırına atarız. Güzel. Domates suyunu kavururuz, çok güzel çıkar.
Zaten tüm baharatı da ona ekleyeceğim. Ben her yemeğin tomata suyusunu kavururum, onun pişiririm. Güzel tadı olur. Yani bu tadından dolayı güzel bir tad veriyoruz. Güzel bir tad veriyoruz. Güzel. Tepsini başka türlü yaparsınız yani, yoksa biz bu tür, bu şekilde yaparsınız. Yok, bu şekilde. Bazı vardı top top et kullanışında. Ha ha, çok 5-6 tüfür tepsi var. Ben, yok kalsın suyu da, kalsın isterim. Biz karabiber veriyordum bana. Karabiber bu. Biraz karabiber bırakırım. Salçasına karabiber bırakırız. Tuz zaten baştan bıraktık o yüzden. Tuzu bıraktık. Başka bir şey bıraksız? Bitti. O kadardı. Tamam, burada işim yok. Burada. Çok güzel. Alın özü. Bu kaynar. Şorba pişti galiba. Şorba pişti. Azlattık ataşın. Tamam. Şimdi bunlara. Patlıcanlar da kızarmaya başladılar. Biber daha hızlı pişer soğandan değil mi? Şimdi sırada soğandan biberdi. Biber tez pişer. İkisi tez pişer. Şey, biraz badımcanla patata sürer. Güzel. Biz az yağ koyduk tencereye, salsaydı. Çünkü bunlarda da olur. Güzel. Zaten doğru değilsiniz, badıncan canını bayağı yağ çekirin. Ha, yağ çeker, illa. Unuttuk da bir kağıt bırakalım altına. Ha, o da olur. Tamamdır, patlıcanlar da tamamdır. Diğerlerini kavuracağız. Eti de kavururuz. Yok, eti kavurmarız. Et sadece fırında pişecektir. Fırında pişer. Soğanları koyarız. El uzayanmır bu şekilde aksız. Hani buradan görürüm bayağı ayaklar. Yok, ben alışmışım. Alışıksız. Şimdi eti. Karabiber ben yanına alayım. Gösterim sana müşkil. Eti yoğurdandan sonra. Yoğurdu gözün, beraber baharatta, samursakta. Güzel. Katıştı her şeyi. Eti bu şekilde, top şeklinde. Yuvarlak yaprak gözün. Böyle yuvarlak. Bu şekilde olur. Çok güzel. Küçük yuvarlaklar şeklinde yaprak eti, kıymanı. Hepsini bu şekilde katalım. Dediniz bu kıymanı siz özünüz doğrayıp siz özün. Yok, bu kıymadı. Bu kıymadı. Bu kıymadı, gerek hurda olsun. Ama şeyin dedik, tiçmenin dedik. Tiçmedeydi o. Tiçmedeydi o. Tiçmede, yarpakta, çok yemeklerde elden doğransa daha güzel çıkar eti. Güzel. Hurda şekilde. Etleri kavurmayacağı, bunları fırına bırakacağı, orada güzel bir şekilde pişecekti. Bazı var mozzarella bırakır üzerine, hani tepsi de oğlu böyle bir şey. O da oğlu ama onu tabakta iç evvel kaynar, katı olup tabakta 5 dakika bez fırına girer, mozzarella eriyince. Yani onu tamamen işini tabakta bitirir, mozzarella harcı içi fırına girer. Ha, bir 5 dakika bastı ona, bez mozzarellası eriyince çıkardı sanırım. Ama, o da farklı bir tadı oldu. Ha, o da ayrıdı. Ama bir gün bizim yemeğimiz ayrıdı. Bunun salsası tamamen pişmek ister, ama fırına girer. Güzel. Siz bir büyük kabirim size daha rahat şey. Yok, bu ona yeter. Yeterli mi? Şimdi idare bir küçük kabda. Güzel. Kıymelerimizi yuvarlak şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. Tekriben çok azımız kaldı. Her şey hazır sayılır. Merak ettik bari. Bugün sorduk, bugün de soralım. Bugün evde ne etsiz yemek? Bugün evde... Vallahi yemek yapmamıştım.
ديمه برياني. نعم برياني. برياني. نتسجن دي هي ما اختاش تاش تاغر يا مغلار. بقن ديادن بير خفيف يا مغيافهم. زال يعني عندك يعني عندك دولنا نصر يا باجا. دولنا نصر يا باجا. ها ها ان شاء الله يتشتر. الو سريع از عداد غوت تنايخ. زال. تيز ولي يا مغام. Bugün bir tatlı yapmadık, salata yaptık yerine, şorba yaptık. Zamanımız dar olduğu için yarın inşallah yaparız, bir güzel tatlı yaparız. İnşallah yarın dediğimiz kimin sürpriz olmadı. Sürpriz olmadı, biryani hep dedik, biryani olacaktı. Biryani yaparım yarın ama bir gün demeyesem biryani daha. Daha demem bitti. Bir kere yapın. Bir sarı biryani yaparım. Aynen. Kuzi'den. Güzel. En marhub yemekti taban. Bu çok istenirli değil çok, mi burada? Çok, çok. Günde ben yaparım bunu. Eva da istenirli? Çok yani, ha eva da istenir ama çok şey talebiye böyle çok sinni sinni geldi. Ha büyük sinni. Büyük sinni. Yani onu eva isterler yoksa orada isterler? Ha ha, yok evde yerler. Evde, davet var ise. Böyle kamil, kuzu oğlu. Güzel. Av budu oğlu. Böyle. Av böyle tavuğun, affedersen, kuzunun ketifi. Böyle. Bu kadar yaptık. Böyle çıktı şekli. Zaten bu yeterli de o kadar adet ha. Patlıcan malzemeler için hepsi. Soğan oğlu, patlıcan, biber. Bes biberimiz kaldı. Sadece biberimiz kaldı. O da çok hızlı bir şekilde kavruldu zaten. Biber kavrulandan sonra düzarık kabuzların. Soğanlar biraz dağıldı. Zaten hep dağılıyor. Katiyade yani. De yok, düzer gözlerin. Normal bir şey. Salça da galiba pişti. Bir iki dakika az kalıp. Az kalıp. Salçalım da. Sonra domates de kalıp daha. Domatesi kavurmayacağım. İstemez. O fırında... Tez hızlı bir tez şey. Tez hızlı oğlum. Güzel. Zaten burada kavrulsa suyu falan çıkar, azilir. Azile ha dağıdı şeyi ben hepsini. Biberler de bıraktı. Çok güzel. Onu anlasın. Allah'ım. Ben sizlere tekrardan hatırlatım. Telefon numaralarımız 0771-466-81-34 0773-333-53. Bunlar telefon bağlantılarımızdı. Ana yemeği de size detaylı bir şekilde veririm. Patlıcan tepsisi. 1 adet soğan, 4 adet patlıcan, 3 adet patates, 3 adet domates, 2 adet biber, 2 diş sarımsak, 2 kaşık, pardon 3 kaşık salça, yarım bardak sıvı yağ, karabiber, tuz, biryani baharatı, 500 gram kıyma. Bu da patlıcan tepsimizdi. Biryanimiz dergi. Biryani dergi. Bu sefer doğru dedim. O meydanozu en son süslemek için kullanacağız. Son süslemek için fırından çıkandan sonra. Güzel. İçine ama bırakmırız değil mi? Yok yok. İstemez o. Güzel. Şimdi bir kısa aramız var. Siz devam tamam. Edin. Biz bir kısa ara verin. Tekrardan karşımızda olur. Şimdi ne? Thank you.
Bu program Şifhanan sponsorluğundadır. Dəyərli izləyənlər, qısardan sonra təkrardan qarşınızdayıq. İndi də biberimizdə bişdi, çıxartdıq özlərin, hazırdır. Sadəcə tepsiyə düzməğimiz qaldı, fırına bıraxmağımız qaldı. Onu da göstərəcək sizə nə şəkildə düzməğ özlərin. İndi bunları tək-tək bir şəkildə düzərik. Bəli. Bir badıncan, bir badıncan, bir biber. Bəli. Bir tomata. Tomata. Soğan. Soğan. Sıcaq dediniz. İndi tavadan çıxdığı için. Yağ dolduğu için sirən mi biraz? Yox, biz yağa ihtiyacımız var. Şeye salsasına koymamışıq. Bəli. Biraz güzel edər özün. Şeklində çok güzel görünmüş. Ha, çok güzeldi. Rengarenk. Sonra daha güzeldi oğlum. Hər şeydən. Peki, o salçanı indi bıraxırıq özünə, yoxsa İndi bıraxırıq, fırına atarıq özünə. Yəni, bir daha fırında da pişəcəkdir. Fırında da bişər, qıyması bişər, tomatası bişər, əşyası da qavrılıb. Güzel. Qıymanı da hər zaman şeydən yoxursaq, baharatdan. Bəli. Hə, tez bişər, hızlı olaq. Tamam. Şəkildə düzür oğuzların sırayla patlıcan, biber, domates, qıyma şəkildə gedirik. Tabi biz bunu başqa şəkildə də yapanlar vardı. Hani qat-qat düzəllər özünü? Qat-qat ola. Qatıl, yəni qatasan özün, o da ola. Pardon abla, bir bağlantımız vardı. Alo. Alo, mərhaba abla. Mərhaba, xoş gəldiniz. İyi Ramazanlar. İyi Ramazanlar, həyatım. Sizi də Ramazan mübarək olsun. Sağ olun, təşəkkür edirik. Buyurun. Sağ olun, həyatım. Bizə deyilsin. Elhamdülillah, sağ olun. Siz necəsiniz? Elhamdülillah. Abladan sualımız var, sorabilirsiniz. Bəli, buyurun. Buyurun, həyatım. Zəhmətiniz abla. Bəli. Buyurun. Bu bazardan kəlləni aldıq özün, hasabdan. Bir də bu məkili də qoyduk, məkiliyəndə o sıcaq ıqqıya qoyanda özün belə-belə təyyim oldu zəhmətsiz. Bu bir ayrı xərəkət var, yəni təkləməkdə. Kəllə qayım oldu? Bir kəlləni bazardan alandaq, biraz pəkilində sıcaq ıqqıya bıraxanda qayım oldu. Tamam. Başqa bir yöntəm var qayım olmasın? Vallahi, mən pəklənmiş gətirirəm, amma qayım olmağını indi açıqlarım ablaya. Özü istəyir, hızlı bişsin, tamam? Bəli. İndi onu anlatıram ablaya. Tamam, abla, təşəkkür edərək bağlandığınız üçün. Kəlləyə hər zaman mən bir qaşıq ataram. Bəli. Bir stil qaşıq. Bəli. O tez, hızlı bir şəkildə bişirdi özün. Yəni, stil qaşıq bıraxınca? Stil qaşıq, bəç qaşıq ataram qazana. Çox güzəl bir yöntəmdir. Peki, bunun zararı yoxdur? Yox, yox, heç. Heç zararı yoxdur? Heç zararı yoxdur. Ətiyadiydi, özü qazandı, stildi. Çox güzəl. Aynı o stil şeydə. O zaman ablamıza buradan deyirik, bir pək qaşıq alın, bir şeydə kullanma onu özün. Kirləni yapandağız, içinə atın. Bir az şəkər də ata bilə abla. Şəkər. Bir muçka şəkər, o da bişirdi. Güzəl fikirdir. Şəkər də atın. Peki, edə bilməz bu buxarlı qazandı, nə belə tam qapağı örtüdü, onu da kullansın? O da ola, amma özü istəməz, özünün bişər. Güzəl. Deyirik, sıcaq suya bıraxandam qıyım olub, qıyım olmamağı üçün bunları yapırıq. Tamam, abla özü pəklirir, hə, kəlləni özü pəklirir, mən pəklənmiş gətirəm doğrusu. Güvənmir, bəlkə yazıyam. Kəllə biraz dəqiq bir işi istər. Tabi. Diqqətdən yapasın. Aynən. Şu şəkildə tepsimiz hazır oldu. Bunları da qoyarım. Bunları da qoyağım, fazladan qalmasın. Amma şəklən çox güzəl oldu, rəngə-rəngə oldu.
salçasını ekler hozuna birazdan. Onu da üstüne bırakalım. Bu şekilde oldu. Çok güzel. Elinize sağlık. Sağ ol. Şimdi şeyin Allah. Şimdi salçasını bırakmak zamanıdır. Salçasını bırakacağız. Verim size bir tahta bir şey var ise. Gerek yok. Yok tamam, gerek yok da elde. Tamam. Bunun salçasını bırakırız. Pişmağına ve tadına daha yardımcı olan salçamızdır. Çok güzel olur. Ne kadar bırakırız çok yoksa? İhtiyacı ne kadar? Ne kadar ihtiyacı var onca? Onca. Bu kadar ihtiyacı var. Bu kadar, kadar bıraktık. Bunu fırına bırakacağız özün. Kaç dakikada ve neçe derecede pişecekti bu? 180 derecede. Nence kalacaktı fırında? Vallahi çok kalmaz. Bir 10 dakika bastı onu. Eti pişer yani. Eti pişer. Bir de tomataları güzel kavrulu pişer. Tamam o zaman bunu fırına biz bırakalım. Fırını daha önceden ısıtmıştık. Fırını istemez. Şu an açık olsun ama ısıtsanız özünü hem belki 10 dakikadan da daha tez pişer. Tepsini hazır bir şekilde fırına bıraktık. Orada pişecekti. Bizim burada ana yemeklerimiz, bütün yemeklerimiz hazırdı zaten. O zaman şorbamızı alalım biz bir kaseye. Tamam. Bas bir şey verirsen, yardım edersen bana bir çemçe verirsen oradan. Ben tamam. Masanı temizleyeceğim. Buyurun. Bu iyiydi. İyi. Şofan çorbamız tamamen hazırdı. Bitti. Şeklen bu hani şey çorbası yaparak pirinç çorbası. Ha ona biraz benzer. Biraz benzer kırmızı pirinç çorbasına şeklen ona benzer. Edebilirsen de sarı yapasan. Sarısı ne şekil olur? Sarısı da güzel olur. Tomata suyu olmasın beste. Yani sadece şofanı kaynatarak? Aynı nece bu tarikanı ettik. Bes tomata suyudan tomatasını kaymarak. Şimdi onu verirsen salatamızdan. Bunu daha başka bir kaba alacağız. Salatamızı da bırakırız kaba. Dedik burgulu hiçbir şekilde kaynatmıyoruz. Ben hep düşünürdüm yani kaynatırız. Yok istemez. İbitmez o da. Katmakta özün özü şey olur. Ama ben bir 5 dakika ibittim özün. Bəli. Daha güzel olsun. Çok güzel. Biz çi suyunda zeyti zeytinle. İbi de billah özün. Özü hepsi ibini. Endi katmakta ibini. Peki baştan bunu edə billah böyle bir şey yapabilir. Mesela suyudan, su yerine sirkeyle ibi de özün. Hani bir turşluk olsun içinde. Ha ama bu turşluk istemez Marva. Biz çi suyun bıraktığımızdan yani turş sever için mesela ben çok turş severim. Sen çok turş seversen sirkeye koy. Salatamız, çorbamız hazırdı. Sadece ana yemeğimiz kaldı. O da pişirir. Daha vaxtımız var. Eğer yetişirsek piştiği halini çıxardıb size gösteririk. Ama şimdi bir kısa ara alalım. Fırınımızda o pişene kadar bekleyin bizi. Tekrardan karşınızda olur. Thank you.
program Şifhanan sponsorluğundadır. Evet değerli izleyenler, kısardan sonra tekrardan karşımızda olduk. Ana yemeğimiz de hazırdı burada. Salçası zaten üstündeydi, pişti. Karşımızdaydı. Tamam, ana yemeğimizi biraz bundan evvel hazırlamıştık. Çünkü o biraz zaman istediği için, vaktimiz daraldığı için. Aynı nece onu yaptık, bunu da böyle yapmıştım. Bir şipti hazırdı. Bir şipti hazır. Daha biraz şey, madeni su bırakabilirim. Tamam. Bu şekilde süslürüm. Bir de bir tad verir özüne haniyen daha. Bir az. Tamamdır. Hazırdır. Ana yemeğimiz hepsi hazırdır. Ana yemeğimiz olsun, salatamız olsun, çorbamız olsun. Elinize sağlık deyirik. Bugün bizler için bunları hazırladınız, yorulduğunuz. Sağ olasın. Ama hızlı yaptınız. Hızlı yaptık. Hamdolsun. Vaktimiz da yetti. Çok keyifliyim, mutluyum. Güzel şey alıştırdık millete. Teşekkür ederim. Dedik de burada şofan çorbamız hani pek evde yapmırız özün. Çok kolay bir şekilde oldu, hızlı bir şekilde çok oldu. Çok güzel şeydi, garip şeydi. Çok adam yapmaz bunu. Ama faydalı dediniz. Faydalı da inşallah bundan sonra daha yaparlar özün. Yani diyet yapanlar burada karşımızda bir çorba vardı. Hem faydalıdı hem tadı, kokusu bile çok güzeldi. Çok güzel kokusu var, tadı da güzel. Aynen. Salatamız da hazırdı zaten. O da çok hızlı bir şekilde oldu. Bu dörde kaldığı zaman hemen hızlı bir şekilde yapacağımız bir yemekti. Ha o dakika oğlum. Vakt istemez. Tamam. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Sağ ol. Hayatım seninle de memnunum. Bir şey değil. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, yarın aynı vakitte burada olma dileğiyle başka bir yemekle karşınızda olacağız. Bekleyin bizi. İyi seyirler.